içeri alamayacağım. Doluyuz. Yavuz Bey'e kapı açık, geçebilirsiniz. Ne yaptın sen? Can Hanım kesinlikle alınmayacak demişti. Senin patronun Can Hanım mı? Emir Bey Yavuz Sancaktar'a kapımıza çıktır dedi. Patron ne derse. Yavaş ol Can. Sen burada ev sahibi sayılırsın. Misafir böyle karşılanmaz değil mi? Hı hı. Karşılamıyorum. Çıkın dışarı. Müşteri her zaman haklıdır derler. Ama sizin dükkanda değil galiba. Bizim dükkanda senin ne paran ne de sözün geçer Yavuz. O yüzden bir şey istersen ben ısmarlayacağım Yavuz. Vay vay vay. Kral öldü. Yaşasın yeni kral ha. Tamam. Birazdan çıkacak zaten dışarı. Yavuz'u içeri almalarını ben istedim. Niye? Yavuz sancakları kapısından geri çevirecek mekan açılmadı Yavuz. Bizim kapımız sana her zaman açık Yavuz. Tabii ailene de. Ne dedin sen? Kardeşini. Yine bekleriz. Senin kardeşimi... Bir daha kardeşimi ağzına alırsan... Geçen gece eğlenememişim. Yeter artık, müşteriler var. Buna bak oğlum. Burayı başına yıkarım lan senin. Duydun mu beni? Dünyayı başına yıkarım senin. Sert kaçtı. Kafam çok dolu. Umarım kafan Yavuz'la dolu değildir. Sana bir şey soracağım. Hiç anlam veremediğim... ...asla başıma gelmez dediğim bir şey hissettin mi? Böyle kafanda bir yere oturtamadığın bir şey. İçinde bir yer bulamayan bir şey. Hastalık gibi. Nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorsun. Orada olduğunu biliyorsun. Ama olmamalı. Olacak bir şey değil. Aşk gibi bir şey mi? Aşk demedim, bir şey dedim. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hoş geldin. Dadı, güneş daha gelmedi mi? Yok, gelmedi. Söyledi ya yavrum, gelmesine daha vakit var. Aradın mı, konuştun mu? Ay, aradım, konuştum tabii. Hem de kaç kere. Ne oldu? Yok bir şey. O herif kardeşimi tanıyor Kamil. Duydun mu beni? Kim olduğunu biliyor. Ben onları o gece hiç yan yana görmedim abi. O herif Güneş'i tanıyor.